İşte emitin suyu götürmek diyoruz. Ya da demet yeminimini. İşte onu nasıl yapacağımızı simülasyon yapıp göreceğiz. İşte demetin genişliği belli bir diğer çevresinde işte salon yapacak diyoruz. Demet'in enine hareketini tanımlıyoruz diyoruz. Onlar nasıl olacak hepsini benzetim programlarında göreceğiz. Ben 3 tanesini yazdım. Kendimi direkt olarak ilgileneceğim. Tabii ki diğer programlar da var. Buradan da bölümde hepsini göreceğiz yavaş yavaş. Şimdi yine buraya bir takım konular yazdım. Enine demet dinamiğinin temel kavramları birinci de. Bu slaytları hazırlarken şu ilk farklı fizik kitabı var Didem'in. Zaten kitabımızdan fiziği okuyanlarınız varsa onu biliyorlar bu kitabı. Bilmeyenler de şimdi öğrenmiş oldum. Daha sonra ikinci derste bu parçacıkların ortaklaşa etkileşmeleri, İngilizcesi collective effect. O konulara biraz değineceğim. İşte bu kapsamda uzay yükü nedir? Dandağ sönümü, demet-demet etkileri, demetlerin yani birbirini etkilemesi, demet soğutma, demet yayılımı artışının kaynakları, yani demetin hem geliştiğinin hem de sapmasının sistematik olarak artışı sağlayacak bir takım etkiler var. Onlar nelerde nasıl onlara karşı koyarız, onları göreceğiz. Bu öğrendiğimiz kavramlarla MEDEX diye bir program var, Methodical Accelerator Design demek. O programı kullanarak bir hızlandırıcı tasarlayacağız, okulun ikinci yarısından. Hızlandırıcı tasarlayacağız ve her gerçek sistemde olduğu gibi o hızlandırıcıya bir takım hatalar elimizde koyacağız. Sonra o hataları, sanki gerçek hayatta o hataları görmüşüz de düzeltiyormuşuz gibi düzeltmelerini de yapacağız. Yani gerçek hayatı olabildiğince yakın bir hızlandırıcı üzerinde çalışmaya uğraşacağız okulun ikinci yarısında. Eğer zaman olsaydı, şu daha sonraki yazdığım konuları da hazırlamak ve anlatmak isterdim. Onları da belki bundan sonra başka bir okul olursa, orada mesela daha geniş anlatabilecek olursam veya bunları artık anlattığım gibi başka şeyler anlatmak istersen içeri gitmek istediğim şeyleri yazdım haberiniz olsun diye. Gerçi ışınlık belki burada sadece tanımlayıp geçebiliriz ama düğün isteyeceğim. Işınlığın tanımını bilen var mı? Hadi benim için birisi yapsın. Birisi parmak kaldı. Lütfen. Birim zamanda birim yüzeyden geçen etkileşme parçacık sayısı. Oluşan etkileşme miktarı. Var mı olarak gösteriyor genelde? Var mı ifade ediyor? Evet. Tamam. Yani ışınlık inverse var mı? Tamam. Okey. Tamam. Şimdi esasında şöyle geri besleme diye bir konu daha şeydi. Bu silik harflerle yazılmıştı, silik renkle. Onu da içermek isterdim diye düşünmüştüm. Ama sağ olsun Özgür arkadaşımız eğer bir gün yapabilirsek internetten bağlanmaya çalışacağız. O bize anlatacak. Yani geri besleme tabii ki genel bir kavram ama hızlandırıcılar bir de bu tekniği kullanmamız şartlı olamaz. O da o yüzden o dersi anlatacak bize. Sanırım yarın olabilir. Şimdi temel taşlara bakalım. Nereden başlardık? Hep demetin enine ölçüleri diyoruz. İşte biraz önce birisi bana demetin enine ölçüsü aradan bir spot size mi diye sordu. Evet. işte demeti bir benek gibi düşünürsek önden baktığımızda, tabii küçük bu kadar büyük değil, milimetre mertebesinde. Onun yarı çapına diyoruz. Yani demet genişliği diye, demetin enine genişliği diye onu kastediyorum. Ve bu demetin enine genişliği, biraz önce de söylediğim gibi milimetre civarında, belki bazı demetlerde nanometre civarında bir genişlik. Ve bu demetin gezinge yarı çapına göre, mesela 27 kilometrelik LHC'yi düşünürsek, bu milimetre ya da nanometre mertebesindeki bir genişlik, demetin gezinge yarı çapına göre çok daha küçük. Dolayısıyla demetin bu gezingesini veya enine işte ölçülerini de kontrol etmek için kullanacağımız manyetik alanı bu gezinge civarında seriyi açabiliriz. İşte Taylor açılımı, pardon şunları internette düzeltip koyacağım.
yapabiliriz. Eğer manyetik alanın Taylor açılımını yaparsak, işte şurada geliyoruz, bir takım terimler geliyor bize. Birinci terim, ikinci terim, bu x'in karesi kübü ve tüm yanına. Şimdi bakalım, biraz daha anlayalım bunu. B, şimdi y, x plan dediğimiz ne? X diye kastettiğim eksen ne? Elime yatay eksen, y diye kastettiğim eline dikine, dikey eksen eline. O zaman burada ben ne yapmışım? Dikine manyetik alanı, enine genişlik dediğim x civarında seriyi açmış oluyorum. Peki niye bir tane sadece y yani dikey manyetik alan resimiyle ilgileniyorum? Bu kadar fikri olan var mı? Dikeyle uğraşıyorum çünkü parçacıkları hızlandırıcılar içinde hareket ettirmek için ne yapıyoruz? Sadece yatay eksende onları büküyorum değil mi? Hiç şöyle yani ben dairesel bir hızlandırıcı yapacağım dediğim zaman yani yeryüzüne paralel bir daire bu. Hiçbir zaman gökyüzüne doğru yapmıyorum. Dolayısıyla bu parçacıkları bükmek istediğim manyetik alanda hiç bx olmuyor yani by oluyor. Sadece onunla onun için ilgileniyorum. Neyse bunu işte momentumuna devletin normalize ettiğimiz zaman tekrar onu düzenleyip 1 bölü rho x'in önünde gelecek şeylere k diyebiliriz. Daha sonrakine m diyebiliriz, o diyebiliriz. Bu şekilde düzenliyoruz bunu. Pardon birinci adım şey olmuş. Onu attım. İşte burada yazılmış vaziyetinde yani normalize etmiş hali diyebiliriz. Nihayetinde de şuna eşittir. Yani şu kat sayılara mesela şuna ne ikinciye m diyorum. Bu g bölü p bölü e'ye k diyorum. Yani şurada zaten b sıfırlar birbirini getiriyor. Neyse nihayetinde şunu elde etmiş oluyorum. Peki tamam manyetik alanı bu şekilde sayıları bileşenlerini oluşturdu. Değişik terimlerini. Bunlar neyi ifade ediyor bize? Bu bahsettiğimiz çok kutupların iki kutuplu, dört kutuplu diye bahsetmiştik. Tabii bu 6 kutuplu, 8 kutuplu diye devam edip gidiyor. Bunlara ilişkin x'in önündeki katsayıları da yazalım. Birinci terimiz 1 bölü rho. Rho neydi burada? Parçacıkların yörüngenin yarıçapı. Parçacıklar değil mi? Tamam. Yarıçapıydı. Mesela bu ilk terim bize yönlendirmeyle, yani steering yönlendirme gibi düşünebiliriz. Yönlendirmeyle alakalı konularda işimize yarıyor. Dipol dediğimiz terim, dipol terimi. İkinci terim, işte dört kutuplu kuadripol terimi ya da K. Bu ne için işimize yarıyor? Odaklama için. Sonra M denilen artık manyetik alanın işte ikinci türeviyle ilgili olan terim. Bu renklilik karşılama diye çevirdim. Yine benim harikalarımdan bir tanesi. Chromaticity compensation. Chromaticity dediğimiz şey de işte renklilik diye çevirebiliriz ama onu bir takım enerji düzeltmeleri olarak anlayabilirsiniz. Renkliği onu kastediyorum. Ondan sonra devam edip gidiyor. Mesela 8 kutupluyla ilişkin, 8 kutupluyla ilişkin terimde alan düzeltmeleri ve işte alan hataları ve bu hataların karşılanması gibi her biri değişik kavramlara karşılık geliyor. İşte o slide'ını. Dedik ki işte önce de hızlandırıcılarda parçacıklar önceden belirlenmiş yörüngelerde hareket ederler. Ama nasıl? Saptırıcı manyetik alanlar kullanılarak bunun cevabı. Peki ne kadar? Parçacıkların merkezli kuvvetleri ve Lorentz kuvvetleri arasındaki dengeye bağlı olarak. Bazen tekrarlıyorum böyle şeyleri, yani tekrar etmenin sakıncası yok. Lorentz kuvvetinden bahsetmiştik. Eğer Lorentz kuvvetini parçacığın merkez kaç kuvvetine eşitlersek, bu 1 bölü rho ile ilgili terimize k'ya işte kapa diyebiliriz. Ona da gezingenin eğrilik vektörü diyoruz. Yani gezingenin yerel eğrilikleri çabuk. Ve daha sonra bunu kullanacağımız dipol magnetin magnetik kuvveti diye adlandıracağız. Evet,
Tabii buradan giderek şu denklemi elde ediyoruz. Bu önemli, buna magnetik rigidity diyeceğiz ya da demet bükülmezliği. Bu neden önemli? Çünkü düşünelim, bizim şu Ron'un işte 27 kilometreye denk gelen yarıçap neyse o olduğunu düşünelim. Ondan sonra Payne'in de işte 7 TV olduğunu, 7 TV olduğunu düşünelim. O zaman bu bize bu demeti bu yörüngede tutmak için, bu enerjideki demeti bu yörüngede tutmak için ne kadar manyetik alan kullanmamız gerektiğini söyleyecek olan eşitlik. O yüzden önemli. Bunları da görmüştük. Şimdi dedik ki bu iki kutuplu magnetin alan kuvvetinden bahsedeceğiz. Biraz önce bulduğumuz işte 1 bölü rho, E bölü P, B eşitliğini kullanalım. Burada bir takım işte işlemler yapıyoruz düzenlemek için. Bunlara kendiniz de bakabilirsiniz akşam. Sonuç olarak elde etmek istediğim şey normalize alan kuvveti. 1 bölü rho, tabii metrenin tersi birimi. İşte şu düzenlemeleri yaptığım zaman 0.2998 kullandığım dipolün manyetik alanı Tesla cinsinden bölü elektronun, pardon, parçacığın, zannediyorum bükmek istediğim parçacığın momentumu. Bunu aklımızda bir tutalım. Normalize dipol alan kuvveti diye. Şurada da bununla ilişkin gene bir terim koydum. Darmin frekansı diye. Onu da ek bilgi olarak koydum. Şimdilik o da aklımızın kenarında dursun. Şimdi de dört kutuplunun odaklama kuvvetine, alan kuvvetine bakalım. Dört kutuplu magnette dipoldan farklı olarak manyetik alanın konumuna göre değişmesini istiyoruz. Yani şu eksenden uzaklaştıkça artan bir alan, artan bir kuvvet istiyoruz. Dolayısıyla bu G dediğimiz şeye alan işte gradyeni, Y dediğimiz, X dediğimiz şeyin de enine eksenler olduğunu söylemiştik. Bu biraz önceki denklemdeki B0 yerine, manyetik alan yerine bunu koyup yazıyoruz. Dolayısıyla dört kutuplunun alan kuvvetini de şu şekilde tanımlıyoruz. Bunun birimi de 1 bölü metrekare olmuş oluyor. Tabii dört kutuplu manyeti bazı yaklaşımlar dahilinde normal optikte kullandığımız merceklere benzetebiliriz. Dolayısıyla bunun da bir odak noktası, odak uzaklığı var. Odak uzaklığını da magnet 1 bölü magnetik kuvvet ve bölü o magnetin uzunluğu olarak tanımlıyoruz. Yine bunları da aklımızda tutalım. Şurada da şebeke yapmıştım. Fokusladım için odakladım. Şimdi bu temel, yani bu ilk birkaç bilgiyi aklımıza yazalım. Bundan sonrası için de yapacağımız hesaplarda bir takım yaklaşımlar yapacağım. Mesela bu hesapları ideal parçacık için ve ideal tasarım yörüngesi göz önünde bulundurarak yapalım başlangıçta. Yani sapmadığımızı düşünelim. Ve bir parçacığın demet içinde sayılması için, yani bizim onunla alakalı bir hesabı yapıyor olmamız için demetin enine uzunluğunun, enine genişliğini yörünge yarıçapından çok çok küçük olduğunu fark ediyoruz. Onun dışındaki parçacıkları hesaba katmayacağız. Kaybolmuş olarak fark edeceğiz. Magnetik kılavuz alanı içinde biraz önce seriyi açtığımız sadece doğrusal terimleri göz önünde bulunduracağız. Şimdi eğer hareket denklemini oluşturmaya çalışırsak böyle bir sistemde parçacıkların ne yapacağız? Yarıçapsal ivmelenmeye bakacağız. Bu işte bildiğimiz formülü İşte rho'yu biliyoruz, theta açısını biliyoruz, burada verilmiş bize. Bir dakika, şimdi bunu da not edin ama bilmeden. Bu ideal yerine evet lafını kullanmıştım ama sonra ben de sevmedim. İdeal dedim geri kalan slaytlarda ama burada öyle kalmış hala. İdeal yörünge için rho'nun yani yarıçapın sabit olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla onun zamanla göre türevinden sıfır gelecek. Ha, evet, o da kalmış. Tamam, onu da düzelteceğim. Yok, onu, o kalmış yani.
Dolayısıyla birinci terim gitmiş oluyor. Bize ivmeyi hesaplamak için ikinci terimle ilgileneceğimizi söylüyor bu. Tabii buradan da kuvvete gidiyoruz. Kuvveti elde ediyoruz. İdeal yerine için. Bu da genel trajektörü ya da genel gezinge. Genelleştirirsek durumu, o zaman yarıçap sabit değil, yarıçap x kadar artmış olabilir diye düşünüyoruz. Yani ne yapar? Parçacık yörüngeden sefer hareket etmeye çalışırsa zamanda herhangi bir noktada bakarsak parçacığa rho'dan farklı bir yarıçap olacak. Bu durumda ise şurada yaptığımız hesaba dönersek ideal yerine geçti. Bu da genel trajektörü ya da genel gezinge. Genelleştirirsek durumu, o zaman yarıçap sabit değil, yarıçap x kadar artmış olabilir diye düşünüyoruz. Yani ne yapar? Parçacık yörüngeden sefer hareket etmeye çalışırsa zamanda herhangi bir noktada bakarsak parçacığa rho'dan farklı bir yarıçap olacak. Bu durumda ise şurada yaptığımız hesaba dönersek yani iletim maddesinde geçen terimler bu anda sadece bir odaklama magneti kullandığım için odaklama magnetine ilişkin iletim matrisi olmuş oluyor. Şu arada başka şeyler de olabilir. O zaman yani onların hepsini göz önünde bulunduracak, onlara ilişkin bilgileri içerecek bir iletim maddesi kullanacağım. Nasıl yapacağımı göreceğiz sonunda. Bu aradaki malzemeler her neyse, onları reprezente ettik, değil mi? Onlara ilişkin neyse, iletim maddesini kullanıp bu koordinatı S1 temsil de bunların mesela burada x0 üstü ise burada x1 üstü koordinatını bu iletim maddesini kullanarak hesaplayacağım. Koordinatını da hesaplayabilirim x üstünü veya ilgilendiğim başka parametreler de olabilir göreceğiz. Onları da iletim maddesi kullanarak bir noktada bildiğim değeri diğer nokta içinde yazabilirim. Şurada işte genel halini görüyoruz. S1 noktasındaki x üstünü bulabilmek için S0 noktasında bildiğin x üstünü iletim maddesine çarpıyorum. İletim maddesine ay, işte transfer maddesi. Hocam bu açısı ne oluyor? Efendim? Açısı. Keşke burada tahta olsaydı. Onu daha rahat anlatırım. Benim de bir sorum var. Demin dipol çift kutuplu için denklemleri çözdü ve bize bir matris gösterdi. Daha sonra 4 kutupluya geçersen benzeri bir matris yedireceğini kaçırdım ben galiba. Evet. Demin galiba iki kutuplu için çözdük durumunda, yanlış mı gördük? Genel olarak çözdük. Bir dakika, genel olarak çözdük ama manyetik alanın Taylor açılımını yaptıktan sonra sadece dipolik gelen katkıları aldık. O zaman Taylor açılımına bir geri gelebilirsin. Yani çok zor değilsin. İşte manyetik alanın birinci, evet. İkinci terim aldım sadece. Bir daha geri gidersen. Galiba çok. Yok, daha başlar. Birinci. Tamam. Teşekkür ederim. Evet. Doğrusal şey yaptık ya. Evet. Onun için dedik, eğer kvadrupolu yani K'yı kapatmış bile olsam gene de çift kutuplu bana salınım getirecek. Tamam. Ya onunla yaşayamam ama o var. Anladım. Ama illaki kvadrupolu. Tamam. Yani.
bundan bahsettik. Şimdi odaklama şeyine baktık, durumuna. Peki yine K'yı sıfırlayayım, buradaki K'yı. Yani hiç maddet olmasın, parçacığın hareket ettiği hızlandırıcı kesiminde. O zaman bu sürüklenme boşluğunda olacak. Yani İngilizcesi bir parçada ilerleyecek boşluğu bir parçada. O zaman da bu matris, iletim matrisi şuna indirgenmiş oluyor. Bunu da aklımızda tutalım. Yani sürüklenme boşluğunun iletim matrisi. Biraz sonra kullanacağız hepsini. Peki K'nın sıfırdan küçük olduğu duruma bakalım. Bu sefer merceğimiz odaklayıcı değil, dağıtıcı mercek olmuş olacak. Gene ben S0'dan S1'e parametreleri aktarmak için benzeri bir iletim matrisi kullanacağım. Sadece bu sefer K'yı negatif aldığım için bu şekilde olacak matris. Bunu da yazdım. Biraz sonra basitleştireceğiz matris. Bazı yaklaşımlar yaparak her zaman olabilir. Şimdi incelens yaklaşımına bakalım. Bu kullanışlılık açısından yaptığımız bir yaklaşım. Ne diyeceğim? Kullandığım kuadropolün ya da odak uzaklıkları, yani f, şöyle hesaplıyordu hatırlarsanız, kuadropolün boyundan çok çok büyük olsun. Ne olur böyle olursa, incecik bir lens gibi düşünebilirim kuadrofoyun uzunluğunu, hiç sayarım yani o zaman. Düşünelim, mesela bir örnek vereyim, SPS'de kuadrofoyları, böyle hatırlayayım. 6 metre diye hatırlarsak mesela uzunluğunu, ama SPS'in şeysi, çevresi 7 kilometre civarında. Dolayısıyla bu kuadropollerin uzunluğunu, parçacığın alacağı yolu düşünürsek ya da işte bu kuadropollerin fokus uzaklığını düşünürsek, böyle büyük hızlandırıcılarda çok küçük olacak, ihmal edebilecek kadar küçük olacak. Dolayısıyla onları ince bir lens olarak düşünebilirim. Ve de o zaman biraz önce gördüğüm matrisler epeyce sadeleşmiş oluyor. Bunu görebiliyor musunuz? Şu yazıları. Bir de İngilizce kalmışlar, pardon, bunu da düzelteyim. Şu odaklama dört kutuplusunun matrisi 1, 0, 1/f1. Şu da dağıtma dört kutuplusunun matrisi. Bu da 1, 0, -1/f1. Yani eksisi dağıtmaktan geliyor. Biraz önce zaten öyle. Şimdi bu tek tek örgü birimleri için ne diyelim? Yani işte bir odaklama kuadropolü, bir dağıtma kuadropolü, bir dipol koydum, bir boşluk var. Bunlar hep örgünün farklı farklı birimleri, örgüyü oluşturan bileşenler. Bunlar için farklı da iletim matrisleri tanımladım. Peki bunlardan oluşmuş bir kesimine, Demet Hattı'nın bu kesime ilişkin matrisi nasıl yazacağım? Bu tüm matrisleri çarparak, diyelim ki şu noktadan şu noktaya gidene kadar nasıl bir iletim matrisi kullanmam gerektiğini bulmak için bu aradaki şeyler neyse, işte ne var, bir tane odaklama dört kutuplusu, bir tane dipol, bir tane eğici magnet, drift, özür olsun, sürüklenme boşluğu, bunları hep düzelteceğim, kusura bakmayın ne olur. İşte eğici madde, tekrar başka bir sürüklenme boşluğu. Ben böyle tek tek matrisleri yan yana yazıp bütün bileşenleri çarptığım zaman şunun etkin, bu aranın etkin maddesini elde etmiş oluyorum. Şimdi bu tarz magnetleri birleştirerek yapılmış olan ünlü bir düzenlemeden bahsedeyim. Bu FODA örgüsü dediğimiz şey. FODA örgüsü dediğimiz şey, bir tane odaklama, bir tane dağıtma, bir tane odaklama dört kutuplu magnetini arka arkaya yerleştirilmiş halidir. Dolayısıyla bunu yaparken ne yaparız? Ben şu birinci odaklama magnetinin ortasıyla ikinci odaklama magnetinin ortası arasındaki kısma bir örgü hücresi diyoruz. Dolayısıyla örgümüzde, yani bu FODA örgüsünün
iletim maddesini hesaplarken ilk kullanacağımız matris birinci odaklama magnetini, yani bunu 1 bölü 2 ediyoruz. Yarısına ilişkin matris olacak. O yüzden 1 bölü 2 gelmiş oluyor. Daha sonra bir tane hiç magnet olmayan sürüklenme boşluğuna ilişkin matris. İşte sonra bir tane burada ne var? Dağıtıcı bir magnetin tamamına ilişkin. Efendim işte drift boşluğu tekrar, sürüklenme boşluğu pardon. Ondan sonra yine bir yarım odaklama magneti. Bunların hepsini birbiriyle çarptığımız zaman, çarparsanız eğer, yani çarpın akşam, çarpınca şunun çıktığını göreceksiniz. Bu işte foto örgüsünün iletim maddesi. Magnette tamamen optik bir lensler gibi yapılan yaklaşımın kendilerini kaynağı nereden yani? İşte siz ondan söyledim ya, magnetlerin boyu, magnetlerin odak uzaklığından çok küçük. Dolayısıyla o yaklaşımı yapabiliyorum. Yani magnetin uzunluğunu çok küçük olduğu için ihmal ediyorum. Yani sadece bir mercek gibi düşünüyorum. Yani küçük hızlandırıcılarda o eş sorunlar getirecek. Onlardan da daha sonra bahsedeceğim. Sanırım MEDEX dersinde bahsedeceğim. Ama sen tabii ki bizim şey geldiğin için ben öyle geldiğinizde ben sana söylerim bir de. Önce gördüğümüz hareket dengemi gördük, çözdük vesaire. Ama manyetik örgümüz var hızlandırıcı denklem. O zaman manyetik. Bunların hepsini birbiriyle çarptığımız zaman, çarparsanız eğer, yani çarpın akşam, çarpınca şunun çıktığını göreceksiniz. Bu işte foto örgüsünün iletim maddesi. Magnette tamamen optik bir lensler.